Esselamu Aleyküm sayın seyirciler, Türkistan Haber Bültenimize hoş geldiniz. Ben Muhammed Ali. Bültenimizde Doğu Türkistan ve dünya gündemindeki önemli başlıkları işleyeceğiz. Dikkatiniz ekranlarımızda olsun. Çin, din düşmanlığı politikası izliyor. Doğu Türkistan'daki kukla yetkili Nurlan Ebilmecin, Çin basınına verdiği demeçte İslam ve Müslüman karşıtı politikasını sürdürmeye devam edeceğinin sinyalini verdi. Çin Halk Ağı'na göre Çin Siyasi Danışma Konseyi üyesi ve sözde Şincan Siyasi Büro Başkanı olarak görev yapan kukla yetkili Nurlan Ebilmecin, gazetecilerin sorularını yanıtlarken Doğu Türkistan'daki devlet terörü politikalarını savunarak Çin ortak bilincini güçlendirmenin yanı sıra çeşitli etnik grupların kaynaşması ve Çin tarzı sosyalist toplum oluşturma gereğini yeniledi. Özellikle de kadroların etnik meselelerde iletişim kabiliyetini iyileştirme ve seviyesini yükseltme, Şincan'ı Çin kültür yoluyla besleme planının kapsayıcı uygulamaya devam edeceğini ve Çin geleneksel kültürünü teşvik edeceğini ifade etti. Çin hükümetinin son yıllarda Doğu Türkistan'daki halka yönelik uyguladığı beyin yıkama çalışmaları çerçevesinde doğru ulusal görüş, tarihi, etnik, kültürel ve dini görüşler konusunda eğitime ve bir bütün olarak sözde Çin ulusunun bilincini derinleştirme ihtiyacını vurgulayan komünist yetkili Ebilmecin'in sözleri, Çin'in 13. Ulusal Halk Kongresi ve Çin Siyasi Danışma Konferansı'nda ele alınan sistematik soykırım politikalarının ve gelecek planlarının içeriğinin Doğu Türkistan'daki durumun daha da kötüleşeceği ve Çin'in insanlık suçu işlemeye devam edeceği anlamına geldiğini gösteriyor. Çin rejimi işgalinden bu yana Doğu Türkistan halkını tamamen asimile etmeye çalışıyor ve Çin'in sistematik soykırım planı kapsamında 1 milyona aşkın Doğu Türkistanlı sözde fazla emeği işe yerleştirme yalanıyla Çin vilayetlerine sürgün ediliyor. Uygurlar Çin'de köle olarak çalıştırılırken boşalan yerlere Çinlileri özel imtiyazlarla yerleşmeye teşvik ediyor. Doğu Türkistan'da sivillere karşı sürdürülen terörle mücadele ve aşırıcılığa son verme bahanesiyle keyfi tutuklama yürüten Çin, 2016'dan beri 8 milyon insanı dönüşümlü olarak toplama kamplarında ve hapishanelerde zorla tutuyor. Dini inancından, milli kimliklerinden vazgeçmeye ve Çin kültürünü kabul etmeye zorluyor. Çin rejimi Doğu Türkistan'daki soykırım suçlusu eski vali Qin Quanggou'nun yerine Ma Xingri isimli komünisti değiştirmesine ve uluslararası baskı, ağır suçlamalarla karşı karşıya kalmasına rağmen Çin kültür dayatması ve İslam'ı Çinileştirme politikasını sürdürüyor. Daha 4 yaşında kızıl şarkılar söylüyor. Doğu Türkistan'da geniş çaplı keyfi tutuklama siyaseti izleyen Çin, ebeveynlerinden koparılan Uygur çocuklara yönelik komünizm terbiyelerini hızlandırdı ve kendilerinin birer Çinli olduklarını kabul etmeye zorluyor. Geçtiğimiz günlerde Çin kaynaklı sosyal paylaşım sitelerine düşen bir kısım video görüntüleri, Çin'in Doğu Türkistan'daki Müslüman Uygur çocukları tamamen Çinleştirmek için zorunlu beyin yıkamayı hızlandırdığını ve onları erken yaşlardan itibaren Uygur karşıtı fikir ve ideolojileri benimsemeye zorladıklarını ortaya koydu. Kamp tanığı Zümret Davut Hanım'ın kişisel sosyal medya hesabından paylaştığı görüntü kayıtlarında Çinli eğitmenlerin 5-6 yaşındaki Uygur çocuklara Çin ulusal marşlarını öğrettiğini ve kendilerinin aslında birer Çinli olduğunu aşılamaya çalıştığını gösteriyor. Başka bir videoda ise Çinlinin kucağında oturan öksüz Uygur çocuğun "Ben Çinli çocuğum" şarkısını söylemeye çalıştığını kaydediyor. Benzeri bir başka videoda da kayda alan Çinli küçük Uygur kıza "Ne yapıyorsun?" sorusunu yöneltirken kız "Büyüdüm de ben de komünist olmak istiyorum" diye cevap veriyor. Çinli adamın "Komünist nasıl olduğunu biliyor musun?" sorusuna ise küçük kız "İyi insanlar" yanıtını veriyor. Neyin iyi neyin kötü olduğunu idrak edemeyecek kadar küçük 4-5 yaşlarında olan Müslüman çocukların tamamen yabancı bir dilde şarkı söylemeyi öğrenmesi kolay bir şey değildir. Ki Uygur Türk'ü çocuklar komünist öğretileri ve kızıl şarkılar öğrenmeye zorlanıyor. Aile ortamından, anne baba terbiyesinden uzaklaştırılmış ve Çin'in çocuk kamplarında büyüyen Müslüman Uygur Türk'ü çocuklar fiziki olarak Uygur görünümlü ancak dili,
düşüncesi, istekleri ve yaşam felsefesi tamamıyla Çinileşmiş hale getirilmek isteniyor. Bütün bunlar Çinlilerin, Uygur çocukların küçük yaşlardan başlayıp Çinileşmesi ve asimilasyon edilmesi gibi şeytani planı şiddetle uyguladıklarını doğruluyor. Öte yandan soykırımcı Çin faşistleri, Uygur gençlerini iyi insanlar tarafından yetiştirildiğine inandırmaya çalışırken Çinlileri kurtarıcı olarak görmelerini istiyor. Ayrıca bu tarz videolar Uygur çocuklarının ana dilleri yerine akıcı bir şekilde Çince konuştukları, Doğu Türkistan'da Uygur dilinin baskı altına alınmasının ne ölçüde uygulandığını da gözler önüne seriyor. Çin haber kaynaklarına göre rejim yönetimi son yıllarda Uygur çocuklarını Çinileştirme kamplarına hapsetmenin yanı sıra Çin illerindeki okullara da yerleştiriliyor. Uygur çocukların ailelerinden zorla koparıldığını, giderek milli ve dini kimliklerinden, gelenek göreneklerinden uzaklaştırmaya çalışıldığını, ana dillerinden yoksun bırakarak beyin yıkamaya zorlandıklarını doğruluyor. Çin antik Uygur kulelerini çaldı. Doğu Türkistan'daki Çinli yetkililer, antik Çin kültürel ve askeri stratejisinin inşası kapsamında Uygur tarihindeki hanedanlıkların kulelerini ve Uygur minarelerini, gözetleme kulelerini içeren bazı antik bölgelerdeki kalıntıları Çin Seddi'nin bir bölümü olarak tanımlayıp kültür parklarına dönüştürme projesi başlatacağını duyurdu. Özgür Asya Radyosu'nun Şincan Günlük Gazetesi'ne dayandırdığı habere göre proje Çin Komünist Parti Merkezi Komitesi ve Devlet Konseyi tarafından Çin Seddi Ulusal Parkı'nın Şincan bölümü inşasını korumak için Ekim 2021'de yürütülen bir projeye uygun olarak gerçekleştirildiği öne sürülüyor. Bilgilere göre antik Uygur kuleleri Çin Seddi'nin bir parçası olarak restore edilecek ve Şincan Çin Seddi Kültür Parkları tabelasıyla Çinli turistlere açılacak. Doğu Türkistan'daki Şincan Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Turizm Kaynaklarını Geliştirme İdaresi Başkanı Jing Chunming, Doğu Türkistan'daki toplumun Çin Seddi'nin en batı kısmı olduğu yalanını dile getirerek bu projelerin Çin'in egemenliği ve Çin kültürünün bir sembolü olduğunu iddia etti. Araştırmalara göre bir kısım Çinli bilim adamının T-1990'lardan itibaren Doğu Türkistan Çin Seddi'nin batı bölümü olarak okunulabileceği yönünde iddialar ortaya atmaya başlamış. Rejimin bunu desteklemesi ancak 2017'de başlayan geniş çaplı keyfi tutuklamayla eş zamanlı olarak Uygur kültürlerini, tarihlerini, dillerini ve geleneklerini, milli tarzı yapı ve sembollerini yasaklamakla devam etmiştir. Sistematik soykırımın bir parçası olarak bütün milli tarzı yerlerin Çin görünümü alması için bir takım aşırı politikalar uygulanmıştır. Şincan Günlük Gazetesi'ne göre işgalci Çinli yetkililer Doğu Türkistan'daki 212 yerleşim yeri, bölgenin güney ve kuzeyindeki 40 ilçe ve Bintön'e bağlı 5 rayon Şincan Çin Seddi kaynakları olarak belirlediği öğrenildi. Bültenimizi burada noktalıyoruz. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.